Evet sevgili izleyiciler, eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti ve bu haberi medyaya ilk ulaştıran isim Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz şu anda hattımızda. Erdinç Bey neler söyleyeceksiniz? Evet Eray, teşekkür ediyorum. Ya akşam saatlerinde bir telefon geldi. Rahşan Ecevit'in öldüğü iddia edilmişti. Biz de bunu teyit etmek için birkaç görüşme gerçekleştirdik. 2013'te de böyle haberler çıkmıştı. Belki hatırlar izleyicileriniz. Evet evet daha önce çıktığında... defalarca böyle haberler çıktı ve yalanlanmıştı. Evet, 2013'te bu haberleri aslında yalanlayan kişilerden biri Emre Analıcı. Ona ulaşma fırsatı bulduk. Emre Analıcı'ya ulaştığımda Emre Analıcı bugün akşam saatlerin 21 sularında Rahşan Ecevit'in tedavi gördüğü Gata'da hayatını kaybettiğini söyledi. Neden önemli aslında? Şöyle diyebiliriz, aslında Türk siyasetinde büyük bir etkisi var Rahşan Ecevit'in. Evet. Siz de söylediniz, eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin kurucusu aynı zamanda da. Bu Ecevit'in kararlarında rol oynadığı çok söylenir Rahşan Ecevit'in. Siyaset sahnesinde büyük bir yer etti. Hem Bülent Ecevit'le beraber hem Bülent Ecevit'ten sonra sonrasında Demokratik Sol Parti'nin ilerleyişinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde ona verdiği destekle büyük bir yer etti Rahşan Ecevit. Yani Türk siyasetinde önemli bir yer kazanıyordu. Ecevit'le nasıl tanıştılar, ne yaptılar? Eşiyle, yani Ecevit'le, Sayın Ecevit'le, rahmetli Ecevit'le Robert Koleji'nde tanışmışlardı Rahşan Ecevit. Çoğu zaman da arka planda kalmayı tercih etti aslında. Evet. Yani Bülent Ecevit'le ilgili. Robert Koleji'nde tanıştıklarında sonrasında işte evlendiler ve bu Ecevit'in aslında bu kadar siyasi arenada yükselmesinde Rahşan Ecevit'in payı çok büyük. İlk başkanlığını yapıyor aslında Demokratik Sol Parti'nin. Biz de yani Halk TV muhabiri olarak ben bu haberi ilk medyaya duyurabilmek benim için bir mesleki başarı kendi açımdan. İkinci olarak da sizde böyle bir bağlantı yapıyoruz. Dediğimiz gibi hani siyasi hayatta çok yer aldı. Ecevit'in kararlarında rol oynadığı söyleniyordu. Kimi zaman ön plana çıktı ama kimi zaman arka planda kalmayı tercih etti ve çoğu aslında belki de yasada Ecevit'in aldığı kararlarda etkisi olduğu hep iddia edildi. Birçok kez, hatta Başbakan rahmetli Bülent Ecevit'in öldüğünden sonra bir sürü kişi çıktı dedi ki Rahşan Ecevit çok yakın zamanda hayatını kaybeder. Sonrasında çokça haberler çıktı. Bunun son örneğini 2013'te gördük. 2013'te gördüğümüzde de benim bilgiyi teyit ettiğim Emre Analıcı o zaman da bu bilgiyi yalanlamıştı. Bugün Evet. de böyle bir haber aldığımda ilk olarak Emre Analıcı'ya ulaşmaya çalıştım. Emre Analıcı'ya ulaştıktan sonra haberi de bana böyle bir iddia olduğuna dair haber müdürümüz Serdar Akgün verdi. Serdar Akgün'den bu bilgiyi aldığımda hemen soruşturmaya başladım. Sonrasında ulaştığı bilgiye ve teyit ettik. Bunu medyaya duyurabildik, kamuoyuna duyurabildik. Kamuoyunda bilgilendirme yapabildik ve doğru bir bilgilendirme yapabildik kendi adımıza. Bu açıdan bizim için mutluydu ama tabii Türk siyaseti açısından, Türkiye tarihi açısından acı bir gün. Hepimizin Evet. başı sağ olsun. Yani ne denebilir bilmiyorum. Ama Rahşan Ecevit'in 2006 yılında yaşamı yitiren Bülent Ecevit'in mezarının yanına defnedilmek istediğini biliyoruz. Böyle bir durum var. Ecevit'in yanına defnedilmek istemişti. Böyle bir durum var. Ondan Yani ziyade Bülent Ecevit son zamanlarını yaşarken Rahşan Hanım son zamanlarında çok iyi destek olup yanında olmuştu. Elini tabutundan çekememişti. Hatırlarsın o sahneleri Erdinç. tabii ki. Dediğimiz gibi Sayın Bülent Ecevit'e hep destek. Rahmetli Bülent Ecevit de hep destekti. Belki de her anında yanındaydı. Öyle diyebiliriz. Hastalığında, sağlığında, hani bu evlilik yoluna çıktığımız zaman da derler ya, hastalıkta, sağlıkta biz bir aradayız dediğimiz şey aslında Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit çifti. O mutluluğun Bu da en gerçek iyi örneklerden örneğiydi. biri.
bu minimalde çok iyiydi. Yani gerçekten hani bir siyasi arenanın görünmez kahramanlarından biri diyebiliriz aslında Rahşan Ecevit için. Kendisi siyasi arenada hani böyle çok ön taraflarda yer al, ön saflarda yer almasa da arkadan bilgi birikimiyle ve sonuç olarak etkisi olduğu iddia edilerek Bülent Ecevit'e çok yardımcı olduğu hep iddia edilirdi. Hani belki bizim yaşımız biraz daha tutmuyor. Ben 29 yaşında bir muhabirim. Mümkün olduğunca en doğru bilgiyi vermeye çalışıyorum kamuoyuna ama bizim önceki nesillerimizden de öğrenebildiğimiz veyahut da duyabildiğimiz Rahşan Ecevit'in Türk siyasi sahnesinde, Türk siyaset sahnesinde önemli bir rol oynadıydı hep. Ama şöyle de bir şey var, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den de istifa etmişti. Bunu da hatırlatalım. 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etmişti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Partisi'nde ikinci genel başkanlığına seçilmişti. 22 Mayıs 2010'da 33. CHP kurultayında bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı, işte bu benim bilgiyi teyit ettiğim Emrehan Halıcı ile katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Ya bu da aslında bir farklı partiden ve hatta kurucusu olduğu partiden vazgeçerek Türkiye siyaseti için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye siyasetindeki bu sorunlar için neler yapabileceğini gösteriyordu aslında. Fedakardı yani, öyle diyebiliriz benim açımdan bakınca bu durum. Fedakarlık gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği de o zaman kendi kurucusu olduğu partiden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir destek. Bunu Türk siyaset sahnesinde çok görmüyoruz. Siyasi tarihte de aslında çok böyle bir şey yok. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi Türkiye'nin başı sağ olsun. Dedim, bu akşam 9 sularında tedavi gördüğü Gata'da, yani 97 yaşındaydı. Çeşitli iddialara var ama yaşlılığa bağlı olduğu söyleniyor. Tam teyit edemedik onu, neden dolayı olduğunu teyit etmek için çabalıyoruz. Peki önceden bilindik bir rahatsızlığı var mıydı ya da tedavi altında mıydı uzun zamandır? Yaşlanmaları yaklaşık olarak 5 senedir Gata'da düzenli tedavi görüyordu kendisi. Dediğimiz gibi 97 yaşında ve artık hani hayatın doğası olarak çeşitli tedaviler görüyordu. Tam olarak dediğim gibi bunu teyit henüz edemedim. Evet. Teyit etmek için de sürekli bir görüşmeler halindeyim. O görüşmeler arasında da sizinle bu bağlantıyı yapıyoruz. Dediğim gibi benim için en azından meslek durum açısından bir yandan sevindirici, bir yandan üzücü bir haber. Türk siyasi tarihine damga vurmuş Rahşan Ecevit'in ölüm haberini vermek üzücü ama bir yandan da meslek kariyeri açısından bu durum çok benim için iç açıcı. En azından doğru bilgi verebilmek kamuoyuna, doğru bilgilendirebilmek. Tabii bu konuda yardımlarımız da oldu, yardım aldığımız kişiler de oldu. Dediğimiz gibi bu haberi ilk alır almaz Emrehan Alıcı'nın numarasına nereden ulaşabilirim? Bunu düşündük. Bunu düşündüğümüzde bize Yeni Soluk Gazetesi'nden Hasan Bey'in de yardım oldu. İmtiyaz sahibi Hasan Bey'in numarayı sağ olsun hemen bizimle paylaştılar. Kendisi sonrasında bu bilgiyi teyit ettik ve kamuoyuna bu bilgiyi duyurduk. Dedim ki 97 yaşında yaklaşık olarak 5 yıldır tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde, eski adıyla böyle, Gata'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Rahşan Ecevit. Erdinç Yılmaz, Halk TV muhabiri olarak görev yapmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu haberi ilk alan ve medyayla paylaşan, kamuoyuyla paylaşan isimlerden, haberi doğrulayarak paylaşan ismi kanalımızda konuk ettik ve son durumu, bilgileri bizlere aktardı. Erdinç Yılmaz, son olarak neler söylemek istersin? Tekrar şunu söyleyebilirim, dediğimiz gibi az önce de söyledim, Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye gerçekten aydın bir Türk kadınını kaybetti, siyaset sahnesinde önemli bir kişiyi kaybetti, Türk siyaset sahnesine damga vurmuş bir ismi kaybetti. Nur içinde yatsın diyeceğiz, başka bir şey demek gelmiyor. Tekrar başımız sağ olsun tüm Türkiye'nin.
Sevgili izleyiciler, Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Dediği gibi Türk siyasetinin başı sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Thank you.